Herkese merhabalar. Ben Hamza Arı. Bugün pamukları kontrole geldim. Pamukta şöyle bir durum vardır aslında. Daha doğrusu tüm bitkilerde köklenme evresinde çok erken dönemlerde toprakta fazla rutubete maruz kaldığı takdirde erken dönem patojenleri bitkiye enfekte oluyor. Bunu erken dönemde kendini göstermese dahi ilerleyen tam hasata yakın olan dönemlerde kendini göstermeye başlıyor. Bu da aslında çiftçimizi ve bizi üreticileri tam anlamıyla yanıltıcı bir durum söz konusu oluyor. Bu yüzden bitkimize, tarlamıza ve üretimi yaptığımız tüm ürünlere erken dönemdeki ilk tetikler çok önemlidir. Şöyle ki pamukta son dönemlerde karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi fazla toprak neminden dolayı kök bölgesinin belli başlı hastalıklara karşı patojenlere bağlı kaldığı ve onlarla bir arada yaşadığı diyebileceğimiz bir ortam oluşmuş. Çünkü pamuk çimlendikten sonra ilk kotiledon yaprakları çıktıktan sonra burada güzel bir yağmur yağdı. Aslında pamuk bu durumu sevmez ama yağmurdur. Yani buğdaylara da iyi de geldi aslında. Şöyle ki toprak yapısına baktığımız zaman tamamen kuru bir yüzey görünüyor. Ama biraz eşeledikten sonra şu şekilde eşeleyelim isterseniz. Bakın yüzünü eşeliyoruz. Alttaki ağır bünyeli toprağın nemin nasıl olduğunu görün. Bakın. Evet. Bakın. Alt tabakanın ne kadar ağır kaldığını ve çamura maruz kaldığını. Bakın. Biraz daha nemli olsa yani belki de su damlayacak şekilde. Pamuk bu yapıdayken kök çalışması iyi olmuyor. Pamuk kazık köklü bir bitki olduğu için toprağın ne kadar havadar, ne kadar hafif bünyeli bir toprak olursa o kadar iyi bir kazık kök oluşumuna sağlayacaktır. Bakın. Pamuk bu çamurda iyi bir kök yapısı oluşturamaz. O kadar ağır ki kök yapısı dahi net gelmiyor. Bir de fazla rutubetten dolayı bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Kök yapısında kahverengileşme, artık fazla nemden dolayı o bölgede hastalık simptomları göstermeye başlıyor. Böyle ki durumlarda kendini havalar ısınmaya başladıktan sonra bitki kendini belki toparlıyor gibi gösterebiliyor. Ama erken dönemde yemiş olduğu darbeyi hasata yakın olan dönemlerde yani tam böyle verime yatıp da tekrar bir kendini biyolojisini sürdürebilmesi için yani çiğit verecek tekrar bir evresini geçirebilmesi için doğurganlığa yatıyor ve ilerleyen zamanlarda hasata geliyor. Hasata geldiği dönemlerde ise kozaları besleyemiyor, tam anlamıyla yetiştiremiyor ve kendini tamamen bırakıyor. Çünkü o dönemlerde bitki daha çok iyi bir kök yapısına sahip olmak istiyor ama maalesef erken dönemde yemiş olduğu darbeden dolayı bu durumdan faydalanamıyor. O yüzden üreticilerimize ve çiftçilerimize önerim şudur. Şimdi şöyle bir durum var. Şu iki hat arasında, şurasıyla şu iki hat arasındaki olan çizgide, şu çizgide tekli bıçak ile bir ara sürümü yapmalarını öneriyorum. Biraz daha derin bir ara sürümü yapmamız çok faydalı olacaktır. Çünkü toprağın havalanması ve rutubetin hızlı bir şekilde kaybolmasını sağlayacaktır. Bu da bizim bitkimizin bir an önce kök yapısının iyi çalışmasına ve kök yapısı ne kadar az bir rutubette kalırsa pamuk bitkisi özellikle ilerleyen zamanlardaki hastalığa karşı dayanımı çok daha iyi olacaktır ve hastalıklara karşı maruz kalmayacaktır. Pamukta ne kadar iyi bir kök, ne kadar sağlıklı bir kök o kadar güzel bir verim demektir. Tüm bitkilerde aslında böyledir ama özellikle pamuk gibi ürünlerde bu durum daha böyle sonuç verebilecek kıvamdadır. O yüzden biz pamuk üreticilerimize özellikle erken sudan kaçınmalarını bu yüzden istiyoruz. Çünkü pamuk ne kadar iyi bir kök, iyi bir kazık kök, şekli bozulmayan bir kazık kök. Yani şöyle söyleyeyim, kazık kök veriyor ama belli bir kısım kazık kök veriyor. İlerleyen zamanlarda biraz daha inmek istiyor. Ama oradaki bir sert bir taban seviye var. O da fazla rutubetten dolayı toprak havadar olmadığı için, yani kabarmadığı için kazık kökünü iyi veremiyor. Belli bir sert zemine geldikten sonra o kazık kök yan vermeye başlıyor. Mecbur o kökünü uzatacak ama yan veriyor. O da istediği besin elementine, istediği sağlamlığa, istediği böyle yaşam döngüsünü oluşturabilecek derinliğe ulaşamıyor pamuk. Bu yüzden hem verim kaybı hem hastalıklara karşı direnci zayıflıyor. Yani her anlamda üreticimizi üzecek kıvama geliyor. O yüzden bitkimiz yağmura maruz kaldı. Bu yağmurun stresini bir an önce atlatabilmesi için, pamuk bu iyi bir kazık kök yapmaya devam etmesi için ve fazla rutubetli toprakta kök yapısının uzun süreli kalmaması için acilen tekli bıçak ile bir ara sürümü, derin bir ara sürümü yapmanızı şiddetle öneriyorum. Ve tekli bir ara sürümü yaptıktan sonra 3-4 gün sonrasında tekrardan belli bir toprak tabanı, yani toprak rutubetini kaçırmamak amaçlı üçlü bıçak ile tabir ettiğimiz yüzeysel bir kapama ara sürümü yapmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle bitkinin kök yapısını uzun süreli rutubetli toprakta bırakmadığımız için hastalıklara karşı dayanımı daha iyi olacaktır. Ve iyi bir kök yapısına oluşturabilmesi için uygun bir ortam hazırlamış olacağız. Ne kadar iyi bir kök, ne kadar iyi sağlıklı bir kök, o kadar güzel bir verim demektir. Şimdilik bahsetmek istediklerim bu kadardı. Herkese şimdiden bol bereketli kazançlar diliyorum. Kimsenin emeği toprakta kalmaması dileğiyle. Hoşça kalın. ARI-BAY Mühendislik'te takipte kalın. Görüşmek üzere.